Sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeş partimiz Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'la bir araya geldik. Kendilerini Kuzey Kıbrıs'a gittiğim 15 Kasım günü Lefkoşa'da ziyaret etmiştim. Hem değerli heyetleriyle çok faydalı bir çalışma toplantısı gerçekleştirmiş, hem de akşam bir yemekte kendilerinin misafiri olmuş ve süreci bütünüyle değerlendirme fırsatı bulmuştuk. Kendileri bugün bize iadeyi ziyarette bulundular ve bu iadeyi ziyaret sırasında Sayın Genel Başkanımıza Dış İlişkiler Sekreteri Sayın Fikri Toros eşlik etti. Sayın İlhan Uzgel'le birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye ilişkilerini, partilerimiz arasındaki ilişkileri ve bu sene 50. yılı olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Kıbrıs'a yapacağımız seyahati değerlendirdik. 15 Kasım günü de 100. yılda Kıbrıs'ta birlikte olacağımızı bir aksilik olmazsa ifade etmiştik. Bu sene 50. yılını kutlayacağımız, 50. yılın etkinliklerinde birlikte olacağımız Kıbrıs Barış Harekatı partimizin 3. Genel Başkanı Başbakan Bülent Ecevit'in yönetiminde gerçekleşmişti. O dönemden bugüne halen daha hayatta olan 3 Sayın Bakan var o kabineden. Bakanlardan Cumhuriyet Halk Partili olan Sayın Önder Sap ve Sayın Erol Çevikçe ile telefonda görüşerek kendileriyle birlikte Kıbrıs'a gitme arzumuzu ifade ettik. Her ikisi de bundan büyük memnuniyet duydular. Yalnız Sayın Erol Çevikçe'nin sağlık sorunları nedeniyle böyle bir seyahate imkanının olmadığını ifade etti ve kendisinin Önder Bey'in şahsında Kıbrıs'ta temsil edilecek olmasından büyük bir memnuniyet duyacağını söyledi. Sayın Önder Sav davetimizi kabul ettiler ve Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak törenlerden bir ya da iki gün önce Kıbrıs'a gideceğiz. Yine Kıbrıs'ta daha önce olduğu gibi protokol gereği yapmamız gereken tüm ziyaretleri eksiksiz olarak gerçekleştireceğiz. Daha önceki cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla ve Kıbrıs'ta bir araya gelip sohbet etmekten keyif alacağımız tüm dostlarımızla bir arada olmayı ümit ediyoruz. Elbette ki CTP'nin de Kıbrıs ziyaretimizde çok önemli bir yeri olacak. Biz Sayın Başkan'la kişisel hukukumuzun ötesinde partilerimizin köklü ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız. Sadece karşılıklı ziyaretlerle değil, bugün bile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde partilerimizin temsilcileri ülkelerimizin çıkarına, Kıbrıs'ın çıkarına birlikte mücadele veriyorlar. Bugün dahi Strasbourg'da birlikte çalışıyorlar. Biz de onların çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Yine her iki parti Sosyalist Enternasyonel'de birlikte temsil ediliyorlar. Oradaki dayanışmamız son derece kıymetlidir. Bundan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs'ın haklı davasını takip etmeye, Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşlarımızın geleceklerine yönelik olarak en doğru, en kapsayıcı, en barışçıl çözüm için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz Türkiye'de Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Önümüzdeki yapılacak seçimlerden sonra her ikimiz de partilerimizi ülkelerimizde iktidar yapmak istiyoruz. Biz kardeş partiler olarak ülkelerimizde iktidar olduğumuzda bu hem Kıbrıs için hem Türkiye için çok daha iyi günlerin müjdeleneceğine yürekten inanıyoruz. Kardeşliği savunan, barışı savunan ve her zaman iyi ilişkileri savunan iki taraf olarak ben bugün burada Sayın Genel Başkanımızı ağırlamaktan büyük bir keyif duyduğumu ifade etmek isterim ve kendisine bir kez daha nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Evet, ben de Sayın Genel Başkan'a hem nazik davetleri hem de
Gerçekten sevgili misafirperverlik için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Aslında bu teşekkür sadece bugüne ilişkin değil. Sayın Genel Başkan, Genel Başkan olmasının hemen ardından Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyarette partimizi ziyaret etti. O akşam yemek davetimizi kabul etme lütfunda bulundu, birlikte olduk. Tabii iki parti Sayın Genel Başkan'ın söylediği gibi aslında siyasi anlamda kardeş partiler, Sosyalist Enternasyonel üyesi partiler. Dolayısıyla bizim aramızdaki temaslar, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri ve iki halk arasındaki ilişkiler açısından son derece önemli. Biz CTP olarak hep doğru zeminde çok iyi ilişkiler kurulması gerektiğini savunuyoruz Türkiye Cumhuriyeti ile ve iki halk arasında. Dolayısıyla partilerimizin bu yöndeki girişimlerinin de buna çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Genel Başkan, dediğim gibi Genel Başkan'ın hemen ardından zaten bu konudaki hassasiyetini bizi çok mutlu edecek şekilde ortaya koydu. Bugün de kendilerinin daveti üzerine buraya geldik. Gene aynı misafirperverliği gördük. 20 Temmuz'da da biz onları Kıbrıs'ta misafir edeceğiz. Ve eminim ilişkilerimiz daha da gelişerek bundan sonra devam edecek. Elbette iki partinin başta Kıbrıs sorunu olmak üzere konuşacağı ve görüş alışverişinde bulunacağı Kıbrıs'la ilgili çok önemli konuları var. Hem Kıbrıs'ı hem Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli konuları var. Eminim ki bu görüş alışverişi ve istişare sürecinin sonucunda meselelere çok doğru çözümleri hep birlikte üretme fırsatını da bulacağız. Hem yurt dışındaki temsiliyet açısından hem de meselelerin çözümü açısından iki partinin yakın istişaresi ve işbirliği iki toplum, iki halk açısından da son derece önemlidir diye düşünüyorum. Bir kez daha Sayın Genel Başkan'a çok çok teşekkür ediyorum. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için ve 20 Temmuz'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir fotoğraf.